Evet, şimdi yeni bir anlaşma olacak mı? Rusya-Türkiye temasının anlamına verilen fotoğraflardan okuyabileceğimiz başka mesajlar var mı? Tüm bunları konuşacağız. Tabii işin uzmanına soracağız. Dış politika analisti Aydın Sezer KRT Ana Haber'de olacak. Sayın Sezer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Seçil Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi aslında kısa mı sürdü bilmiyorum zirve, belki biraz daha önceki zirveler uzun sürüyordu değil mi? Biraz kısa bir zirve oldu. Yanlış bir yorum olur mu hocam? Hayır, olmaz. Toplam 4 saatlik bir görüşmeden bahsediyoruz. Hı hı. Tercüme ve yemek de buna dahil olduğu için önce gazetecilere verilen pozlar, görüntüler, daha sonra basın toplantısı. Evet, söylediğiniz üzere biraz kısa süren bir görüşme oldu. Hı hı. Şimdi tabii Erdoğan'ın NATO'da verdiği fotoğraflardan sonra gerçekleşmesi nedeniyle bu zirve ister istemez farklı bir bakış açısıyla da bakıyoruz. Şimdi elimizde bir görüşmenin, evet, daha öncekilere göre zirvenin kısa sürdüğü donesi var. Bir de sizin fotoğraflardan okuduğunuz bir mesaj var mıydı? Yani bir soğukluk var mıydı Putin ve Erdoğan arasında? Seçil Hanım, aslında Zelenski'nin Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaretten sonra, özellikle Zelenski ziyaretinden sonra, ki o ziyaretle hem Azov militanları teslim edildi Ukrayna'ya, hem de kapsamlı bir askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerinde maalesef olumlu bir hava yoktu. Buna Erdoğan'ın Vilnius'te yaptığı Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamalar, ayrıca Karadeniz'de 2 Türk gemisinde yapılan aramalarda bulunan patlayıcı madde izleri, ki bu gemiler daha önce Ukrayna'ya gitmişti. Ve en sonunda da bir Türk gemisini Rus sahil güvenliğinin bizzat çıkarak arama tarama yapması da bu ilişkilerdeki gerginliğin somut göstergeleriydi. Dolayısıyla Erdoğan'ın daha önce defalarca açıkladığı Ağustos ayında Putin Türkiye'ye gelecek, evet, ifadesinin de karşılık bulmaması gibi nedenlerle biz ilişkilerin bir anlamda gerginleştiğini söyleye geliyorduk. Ama bugünkü görüşme bu açıdan, görüşmenin yapılmış olması başlı başına önemli bir süreç. Bir defa içeriğinden bağımsız olarak bunu ifade edelim. Artı Putin'in basın toplantısında ve karşılamada verdiği görüntülerden de bu soğukluğun büyük ölçüde giderildiğini söyleyebiliriz. Yani ben liderlerin duruşları itibariyle pozitif anlamlar yüklediklerini söyleyebilirim. Her ne kadar yeni pek önemli söyleyebileceğimiz bir unsur olmasa bile, tekrar ediyorum, görüşmenin yapılmış olması başlı başına önemli bir gelişmeydi. Bundan sonraki süreçte iki liderin daha sık, en azından telefonla görüşeceğini bekleyebiliriz. Evet, peki bundan sonraki süreçte o görüşmelerde alınacak kararlar ne olabilir? Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı? Basın toplantısını da izledik. İzleyicilerimize de aktardık bir kısmını. Sayın Sezer, ne dersiniz? Şimdi ilk tahıl anlaşmasından bahsediyorsak, orijinal Ukrayna anlaşması, hı hı, yani Temmuz 2022'deki anlaşmadan bahsediyorsak, o anlaşmaya pek kolay kolay geri dönülemeyecek. Bugün bu bir kez daha net olarak ifade edildi. Zira Rusya'nın 2022'deki anlaşmanın imzalandığı gün Birleşmiş Milletler'le yapmış olduğunuz tahıl ve gübresinin ihracatına yönelik anlaşmanın şartları yerine getirilmedi. Bugün Rusya'nın öne sürdüğü şartlar da aslında bu orijinal anlaşmanın maddeleri. Yeni bir husus yok. Fakat Batı bu konuda hiçbir şekilde olumlu adım atmadığı için ve bugün de olumlu bir adım atacak gibi görünmediği için bu orijinal anlaşmaya dönülmesini beklemiyoruz. Bu bugün bir kez daha net olarak ortaya çıktı. Putin yine aynı şeyleri tekrarladı. Evet. Batı, başta Amerika ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Rusya'nın şartlarını yerine getirdiği takdirde derhal bu anlaşmaya döneceğiz dedi. Bir de bu anlaşmaya dönüşün süresi de sınırsız değil Seçil Hanım. 90 günlük, hı hı, bir süre var. Evet. Burada 35-40 günlük süreyi geride bıraktık. Dolayısıyla bu söz konusu değil, ama bunun yerine Rusya'nın fakir ülkelere söz verdiği 1 milyon ton ücretsiz tahıl gönderilmesi konusunda bazı gelişmeler bekliyoruz. Putin buna yeşil ışık yaktı. Burada tahılın doğrudan fakir ülkelere gönderilmesi değil de Türkiye'de un fabrikalarında işlendikten sonra un olarak gönderilmesi söz konusu olacak. Bunun lojistiğiyle ya da Türkiye'deki masraflarıyla ilgili finansı da Katar sağlayacak. Dolayısıyla Türkiye-Katar-Rusya arasında böyle bir anlaşma her an sonuçlanabilir. Dediğim gibi Putin buna yeşil ışık yaktı ama bu orijinal Ukrayna tahıl anlaşmasının alternatifi değil. Bu farklı bir konu. Hı hı. Sayın Sezer, şimdi yani böyle biraz geçmişe gidip 18 ay öncesine gidip Rusya-Ukrayna savaşı, onun dışında NATO ile ilişkiler, Ukrayna ile ilişkiler, Suriye konusu, tüm bunlarda genel itibariyle özellikle son 1,5 yıllık dönemde Ankara'nın bugün geldiği noktaya bakarsak bu süreçte doğru bir politika izlendi mi? İzlenmediyse nerede yanlışlar yapıldı? Ve bugün Ankara'nın alacağı, istediği bir şey vardıysa Soçi'de elimiz dolu mu dönüyoruz, boş mu dönüyoruz? Şimdi Seçil Hanım, sondan başlayayım. Elimiz dolu da dönmüyoruz, boş da dönmüyoruz. Mevcut ilişkilerdeki durum ya da gelişmeler bir anlamda teyit edildi. Ama tekrar ediyorum, önemli olan iki liderin yüz yüze görüşebilmesiydi ve bu oldu. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında tarafsızlık statüsünü korumaya çalışıyor, gayret ediyor. Fakat Rusya'ya biraz daha fazla yaslanan bir boyuttaydık. Özellikle seçim sürecinde Putin'in ve Rusya'nın sağlamış olduğu finansal destekler, doğalgaz bedelinin ödenmesi gibi bir takım konularda bu Ukrayna'nın da oldukça rahatsız olduğu ve Zelenski'nin dikkatimizi çektiği bir konuydu. Ama Türkiye aynı sürede Ukrayna'ya olan silah ve mühimmat sevkiyatına da devam etti. Ve son askeri işbirliği anlaşmasından da açıkça Rusya rahatsızlığını dile getirdi. Bunu Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette de açıkça dile getirdi. Ukrayna'ya silah sevkiyatının tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtiyor. Yani üstü kapalı bir ima yoluyla da olsa bir tehdit var burada. Ama öte yandan Türkiye'nin hem tarafsız olduğu hem de her iki ülkeyle, Ukrayna'yla silah satışı, Rusya'yla finansal işbirliği gibi ilişkileri yürütebiliyor olması da elbette tarafların rahatsızlık duymalarına da neden oldu. Bu da oldukça zor bir konu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama işte Erdoğan yine klasik bir yaklaşımla Rusya'ya bir havuç gösterdi. Sinop nükleer santrali konusunda Rusya ile işbirliği yapılabileceğini belirtti. Aslında bu konu da yeni bir konu değil. Bu arada onu belirtelim. Ama bugün tekrar etmiş olması önemli. Rusya bu konuya sıcak bakıyor ancak Akku'yla aynı finansal modelle olmayacağını açıkça belirtti. Bir de tabii iki ülke arasında Suriye konusu var. Putin konuşmasında bu konuya açıkça değindi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Ve Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesini belirtti. Bu aslında Türkiye'ye açıkça bir mesajdı. Özellikle TSK'nın çekilme konusu ya da Türkiye'nin bu konuda bir takvim verme konusu üzerinde Rusya öteden beri ısrarcı. Kaldı ki Esad'ın ön şartlarından bir tanesi de bu. Ancak ben bu konuda Türkiye'nin Rusya'nın talebine olumlu bir yanıt verdiğini düşünmüyorum. Evet, Sayın Sezer, biliyorum bugün çok yoğunsunuz ve yani Rusya görüşmesini de yakından takip ettiğiniz için son soru olarak şunu sormak isterim. Yani şimdi bir BM Genel Kurulu da var, bir Amerika ziyareti, zamanlama açısından nasıl değerlendirmek lazım? Eylül ayı bir denge ayı mı olacak Türkiye için? Türkiye buna çaba gösteriyor ancak son NATO zirvesinden sonra Putin'le ve Rusya ile görüşemedik. Ancak burada şunu belirtmek gerekiyor. İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin yeşil ya da sarı ışık yakmış olması Rusya'nın çok umurunda bir konu değil. Bir defa bunun altını çizelim. Rusya bu konuda Türkiye'den beklenmediği ölçüde bir destek gördü. Türkiye süreci geciktirdi. Ancak Türkiye Batı İttifakı'nın bir üyesi olarak özellikle savaşta Ukrayna-Rusya arasında tarafsız kaldığını belirtmesi NATO ve AB tarafından pek açıkça söylenmese de olumlu karşılanmıyor. Bu nedenle Türkiye sıkıştırılıyor. Özellikle ekonomik ambargolarda Türkiye'nin Rusya'ya açılan bir pencere olduğu hususu eleştiriliyor. Fakat Türkiye bu yolda devam edecek. Başka bir alternatifi yok. Ne Batı ile olan kurumsal ilişkilerini sona erdirecek bir irade ya da güce sahip şu anda, bir kapasiteye sahip, ne de Rusya'ya tam olarak sırtını dönecek ya da Rusya ile ilişkilerini gözden geçirecek bir lükse sahip değil. Zira turizmden akbüye, doğalgazdan petrole Rusya ile aramızda çok kapsamlı ve karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi var. Batı da artık bunu anlamış gözüküyor ve bu konuda Türkiye üzerine fazla gitmiyor diye söyleyebiliriz. Peki Sayın Aydın Sezer, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler, değerlendirmeleriniz için.